Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ibrahimhoca.33 Instagram adresinde güzel, eğlenceli ders videolarımız, kısa videolarımız var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Yazılımımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur, kendin çöz, aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Hemen doğru yanlış ifadelerinden başlayalım. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Isı veren maddeler soğur ve büzülür. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Isı alan maddelerin sıcaklıkları azalır değil, artar demesi gerekiyor. Yanlış bir bilgidir. Işık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Doğru bir bilgidir. Güneş gibi. Pürüzsüz yüzeylerde oluşan görüntü net olur. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Bir cismi şekliyle gölgesinin şekli birbirinden farklıdır diyor. Yanlış bir bilgidir. Çocuklar, gölge cisme benzemek zorundadır. 6 numaradayım. Güneş, yıldırım ve ateş böceği insanların eli değmediği için doğal ışık kaynaklarıdır. Doğru bir bilgidir. D harfini yazdım. Sabahları güneşin doğmasıyla birlikte gölgemiz batı yönünde oluşur diyor. Çocuklar, ışık nereden geliyorsa gölge boyun tam tersi olacak. Yani sabahları güneşin doğması doğudan oluyor. O zaman gölge boyunun da batıya doğru düşmesi gerekiyor. Doğru bir bilgidir. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayıca fazla olmasına biyoçeşitlilik denir. Doğru bir bilgidir. 9 numaradayım. Cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında duvarda oluşacak gölge boyu küçülür diyor. Çocuklar, cisim ışık kaynağına yaklaştırdığın zaman buradaki gölge boyu tam tersi büyür demesi lazımdı. Yanlış bir bilgi. Çöl ekosisteminin biyoçeşitliliği göl ekosisteminin biyoçeşitliliğinden fazladır diyor. Yani çöldeki canlılar canlı çeşitliliği göldekinden fazla mı? Çölde kısıtlı derecede hayvanlar vardır. Ama gölde balığı vardır, kurbağası vardır, timsahı vardır, bitkisi vardır, çiçeği vardır, arısı vardır, böceği vardır vesaire vesaire. Fazladır diyorsa maalesef yanlış bir bilgi olmuş olur. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda matematikten dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslere katılabilirsiniz. Lise grubunda birebir matematik derslerimiz vardır. 507, 215, 26, 58. Ayrıntılı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz. Yazılımızın B bölümündeyiz. Boşluk doldurma soruları. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. Toplamda 12 tane ekranda 6 tanesini görüyorsunuz. 6 tane daha gelecek. Kelimelerimiz dünyanın, balıkçılık, doğal kaynaklar, nesli tükenmiş, bir yönde, yapay, pürüzlü, güneşin, doğrusal, genleşme, avlanma, gölge, her yönde, biyoçeşitlilik, büzülme ve doğal kelimelerim. Çocuklar, burada doğruyu buldukça yukarıdan kelimeyi silmeyi de unutmayalım. Güneş bir nokta nokta ışık kaynağıdır. Çocuklar, güneş bir doğal ışık kaynağıdır. Doğal kelimesini buradan sildim ve buraya da doğalı yazdım. 2 numaradayım. Güneş ve ay tutulması bir ne olayıdır sevgili öğrencim? Gölge olayıdır tabii ki. Bakıyorum hemen buradaki gölge kelimesini de hemen buradan silelim. Buraya da gölgeyi yazalım. 3 numaradayım. Dağınık yansıma nokta nokta yüzeylerde olur. Çocuklar, dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Buraya da bizim pürüzlü kelimesini getirmemiz gerekiyor. 4 numaradayım. Bir kaynaktan çıkan ışık nokta nokta olarak yayılır diyor. Çocuklar, ses dalgasal halinde, dalga şeklinde, ışık ise doğrusal olarak yayılır. Doğrusal kelimesini buradan hemen silelim ve buraya yazalım. Peki, 5 numaradayım. Işık önüne bir engel çıkmadığı sürece nokta nokta yayılır. Eğer önünde bir engel yoksa her yöne doğru yayılır. Burada her yöne bakalım, şuradaki her yöndeyi sildim ve buraya yazdım. 6 numaradayım. Kontrolsüz nokta nokta ve nokta nokta engellenmelidir diyor bize. Çocuklar, buradaki kelimeler arasına baktığım zaman kontrolsüz avlanma ve kontrolsüz balıkçılık, en güzeli bu uyuyor. Buraya avlanma dedim. Buraya da balıkçılık kelimesini yazarsam 2 puan daha hesaplama yapabilirim. 6'sını bitirdim. Diğer 6'sına da bakalım hemen.
7 numaradayım. Ay tutulması sırasında nokta nokta gölgesi ayın üzerine düşer diyor bize çocuklar. Ay tutulması sırasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Buraya da yani ışık kaynağı burada güneşse ışık kaynağının gölgesi değil önüne çıkan cismin gölgesi olacak. Ay buradaysa o zaman diğeri dünya üzerinde. Dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi gerekiyor. Benim hemen buraya dünyanın kelimesini yazmam gerekiyor. 8 numaradayım. Isı alan bir maddenin hacminin artmasına nokta nokta adı verilir diyor bize. Çocuklar biz buraya genleşme diyoruz. Eğer hacimce boyutu artıyorsa. Hemen buraya genleşme yazdım. 9 numaradayım. Bir sistemdeki canlı türlerinin sayısal zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Silelim oradan ve buraya da biyoçeşitlilik yazarsak tam puan alırız. 10 numaradayım. Isı veren bir maddenin hacminin azalmasına çocuklar bu genleşmenin tam tersi büzülmedir tabii ki. Yukarıdan sildik. Buraya da bizim büzülme kelimesini yazmamız gerekiyor. 11 numaradayım. Ülkemizde ve dünyada nokta nokta olan canlı türleri bulunmaktadır diyor. Çocuklar ülkemizde ve dünyada mesela kaplan ülkemizde de yaşıyordu ama şu anda yok. Neden? Çünkü nesli tükendi. Burada hemen Anadolu kaplanı nesli tükenmiş kelimesini getirelim. Nesli tükenmiş olan canlı türleri bulunmaktadır kesinlikle. Dinozorlar mesela onu da örnek olarak verebilirim. 12 numaradayım. Biyoçeşitliliğin korunması için nokta nokta tasarruflu ve etkin kullanmalıdır. Çocuklar doğal kaynaklar tabii ki. Buraya da hemen onu getirdim. Biyoçeşitliliğin kullanılması için, korunması için doğal kaynaklar tasarruflu ve etkin bir biçimde kullanmalıdır. Yazılımımızın C bölümünde 20 puan değerinde aşağıdaki bazı ifadeler verilmiştir. Verilen bu ifadeleri inceleyerek hangilerinin genleşme, hangilerinin büzülme olayı olduğunu belirleyiniz. Çocuklar, maddenin hacmi artıyorsa genleşme, azalıyorsa hacmi kapladığı yer azalıyorsa o zaman da büzülme vardır diyebilirim. Bir tanesini kendi yapmış. Yaz aylarında elektrik tellerinin uzaması uzadığı için genleşme var. Bir diğerine hemen bakıyorum. Tencerede kaynayan sütü taşırıyorsun. Sıcaklığın etkisiyle o artık hacimce büyüyor. Dolayısıyla buna da yine genleşme demem lazım. Bir diğeri. Gerçekleştiğinde maddelerin hacmi artar. Genleşme gerçekleştiğinde maddelerin hacmi artar. Gerçekleştiğinde maddelerin hacmi azalır. Yukarıdakinin tam tersi. O zaman buraya da büzülme demem gerekiyor. 5 numaradayım. Parfüm ve deodorant tüplerinin patlaması niye? İçerisindeki gaz genleşiyor, büyüyor. Kabı kabına sığmıyor sevgili öğrencim. Dolayısıyla genleşiyor. Buraya da genleşmeyi demem lazım. Peki 6 numaradayım. Sıcak çay konulan cam bardağın çatlaması sıcaklığın etkisiyle genleşiyor. Hacmi artınca da çatlıyor. Bu olayı da yine genleşme demem lazım. Kış aylarında elektrik tellerinin gerilmesi olayına gerilmesi geriliyor ve dümdüz oluyor. Yani kısalıyor. Yani büzülüyor diyebilirim. 8 numaradayım. Beton zeminde duran topun hacminin küçülmesi. Küçülüyor sevgili öğrencim. Küçülüyorsa o zaman hacimce biz burada büzülme olayı vardır diyebiliriz. Kış aylarında araç ve bisiklet lastiklerinin inmesi baktığım zaman bu da yine büzülme olayıyla açıklanabilir. Termometredeki sıvının yukarıya doğru ilerlemesi hacimce yukarıya doğru ilerliyor. Yani hacmi artıyor. O zaman burada tabii sıcaklığın etkisiyle onu da söyleyelim. Genleşme vardır diyebilirim. 11 numaradayım. Tren rayların arasındaki boşluğun kışın artması. Bak şöyle düşün. Bu tren rayı. Burada da bir tren rayı var. İkisinin arasında bir boşluk var. Bu boşluk kışın artıyor. Kışın niye artıyor? Çünkü soğuğun etkisiyle bura küçülüyor. Soğuğun etkisiyle burası küçülüyor. Ve ikisi de burada birbiri arasındaki boşluk artıyor. Soğuğun etkisiyle oluyorsa, küçülüyorsa burada bir büzülme olayı vardır diyebilirim. Bu şekilde büzülmeyi işaret edelim. Ve yazılımımızın D bölümü 10 puandan oluşuyor. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. Aşağıdaki tablodaki maddeleri ışığı geçirip geçirmeme durumlarına göre sınıflandırarak uygun yere çarpı işaretini koyunuz. Sevgili öğrenciler, su ışığı geçirir, saydam maddedir. Işığı geçiriyorsa saydam maddedir.
görüntüyü hem ışığı hem görüntüyü geçiriyorsa. Görüntüyü geçirmiyor, ışığı geçiriyorsa yarı saydamdır. Ne görüntüyü ne ışığı geçiriyor, geçirmiyorsa da o zaman da opak maddedir diyebilirim. Çocuklar sis de yine yarı saydam maddedir. Cam saydam maddedir. Hava karşı tarafı görebiliyorsun saydam maddedir. Gözlerin önüne tahtayı tuttuğun zaman onun karşı tarafını görebiliyor musun? Hayır. O zaman opak bir maddedir. Duvar da yine aynı şekilde. Duvara baktığın zaman arka tarafını görebiliyor musun? Hayır. O zaman opak bir maddedir. Çocuklar tül perde ışığı geçirir ama görüntüyü tam olarak geçirmez. Dolayısıyla yarı saydam bir maddedir. Buzlu cam yine aynı şekilde yarı saydamdır. Yağlı kayıt kağıt yarı saydam bir maddedir. İnsan vücuduna baktığın zaman karşı tarafı görebiliyor musun? Hayır. O zaman opak bir maddedir diyebilirim. Yazılımızın E bölümü aşağıda verilen ışık kaynaklarını doğal ve yapay olmalarına göre sınıflandırıp uygun alana çarpı işaretini koyunuz diyor bize. Yalnız çocuklar buradaki ay biraz değişik. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Yani ışığı da hani kendi başına üretmediği için ya boş bırakırım ya da işaretleyeceksem de yapayı işaretlemem gerekiyor. Mum insanlar tarafından yapıldığı için yapay ışık kaynağıdır. Güneş doğada kendiliğinden oluştuğu için doğal ışık kaynağıdır. Meşale insan tarafından yapılan yapaydır. Şimşek doğaldır. Yıldırım doğaldır. Yıldızlar doğaldır. İnsan eli varsa yapaydır. İnsan eli yoksa doğada kendiliğinden bulunup ve ışık yayıyorsa o zaman da doğaldır diyebilirim. El feneri insanlar tarafından yapılan yapay bir ışık kaynağıdır. Araba farı yapay bir ışık kaynağıdır. Ateş böceği İnsan ile değmeden oluşan doğal bir ışık kaynağıdır. Yazılımızın F bölümü 16 puan değerinde. Baktığım zaman 2, 4, 6, 8 tane var. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Eskiden dünya yüzeyinde yaşayan birçok hayvan türü artık yaşamıyor. Bazı türler ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aşağıda yer alan cümlelerden bu duruma neden olan etmenleri tik işaretiyle olmayanları çarpı işaretiyle işaretleyiniz diyor. Milli park alanları yaygınlaşırsa bunu duruma olumlu değil olumsuzlardan arasında olur. Buraya hemen çarpı işaretini ekledim. Özellikle tarım ilaçlarının aşırı kullanımı oradaki türleri yok eder. Yok ettiği için tik işaretini koyduk. Bilinçsiz ve yasal olmayan şekilde avlanma tik işaretini koyduk. Ormanlık ve ağaçlık bölgelerin yok edilmesi yine bu duruma neden olur sevgili öğrencim tik işaretini koyduk. Dünya nüfusunun ve yerleşim alanlarının artmasıyla sen ne yapıyorsun bu sefer? Canlıların alanına giriyorsun. Dolayısıyla onların da nesilleri tehlike içerisinde kalıyor ve tik işaretini koyduk. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması bu duruma neden olmaz. Çarpıyı koyduk. İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ortalamalarının değişmesi de yine bu duruma neden olur. Tik işaretini koyduk. Sıcaklık ortalamalarının baş göstermesi sonucu meydana gelen kuraklık canlıları olumsuz etkiler. Bu duruma neden olur? Yine tik işaretini koydum. Yazılım sona erdi. İbrahimhoca.33 Instagram adresi. Orada eğlenceli ders videomuz var. Oradan da yine beni takip edebilirsiniz. Yazılıya sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.